Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere görüntüsüyle ve de tadıyla mükemmel olan krep sarma yapacağız. Hazırsanız gelin başlayalım. Bir adet tavuk göğsünü sıçan dişi şeklinde doğrayalım. Bir adet orta boy soğanımızı da aynı şekilde doğruyoruz. Bir adet yeşil biberi de doğruyoruz. Kapya biberlerini de aynı şekilde doğruyoruz. Eğer acı seviyorsanız bir adet Urfa biberi de ekleyebilirsiniz. Mantarları kesinlikle yıkamıyoruz çünkü yapısı sünger gibi olduğu için kiri içine çekecektir. Onun yerine mantarların kabuğunu soyun ve ardından bunları sıçan dişi şeklinde doğrayın. Maydanozları da ince ince kıyın. Bir veya iki adet havucu da rendeden geçirin. Bütün malzemeleri bir kaba aldıktan sonra tenceremizi ocağa ekleyelim. Ve ocağın altını yakalım. Ortalama yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1-2 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Hemen ardından soğanlarımızı ekliyoruz. 5 dakika pişirdikten sonra tavuklarımızı, biberlerimizi ve havuçlarımızı ekliyoruz. Tencerede iyice yaydıktan sonra 15 dakika pişmesini bekliyoruz. Ve ardından karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra mantar, bir kaşık salça ve maydanozumuzu ekliyoruz. Hemen ardından baharatlarımızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, acı severler için bir yemek kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kişniş, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve iyice karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Ve salçamızın asidik tadını bastırmak için 2 küp şeker ekliyoruz. Ve tenceremizin kapağını kapatıp 20 dakika orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. 20 dakika piştikten sonra ocağın altını kapatıp konserve bezelyeleri ekliyoruz. Ve yavaşça bezelyeleri ezmeden karıştırıyoruz. İç harcı tamam, sıra geldi krep hamurumuza. 2 su bardağı unumuzu bir kaba ekliyoruz ve 2 su bardağı süt ekliyoruz. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra 2 yumurta ekliyoruz ve son defa karıştırıyoruz. Ocağımızın üstüne bir tava ekliyoruz ve tavanız yapışmaz bir krep tavası olursa daha iyi olur. Böylelikle yağ kullanmanıza gerek kalmaz. Bu tarifte toplamda 8 adet krep çıktı. Şimdi gelelim 3. aşamaya, beşamel sos yapımına. Bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Yağımız ısındıktan sonra tepeleme 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz ve bunları 10 dakika boyunca rengi dönene kadar iyice kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra 3 su bardağı sütümüzü ekliyoruz ve 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Yarım muskat cevizini rendeleyip ekliyoruz ve 2-3 dakika boyunca kıvam alana kadar çırpıyoruz. Şimdi kreplerimizi sarmaya başlayabiliriz. Bir adet krepimizi düz bir tabağa ekliyoruz. İçine krep kapanacak şekilde harcımızdan ekliyoruz ve yanlardan ve üstlerden kapatıyoruz. Ve dikkatli bir şekilde ters çevirip fırın kabına yerleştiriyoruz. Kreplerimizin üzerine beşamel sosunu ekliyoruz ve üstüne kapatacak şekilde rendelenmiş kaşar ekliyoruz. Üstüne domates veya yakıştığını düşündüğünüz herhangi bir sebzeyi ekleyebilirsiniz. Ben bu tarifi air fryer'da 200 santigrat derecede altta kabuğunca üstü kızarana kadar pişirdim. Eğer siz fırında pişireceksiniz, önceden ısıtılmış 200 santigrat derecelik fırında 5 dakika boyunca pişirebilirsiniz. Tadı efsane oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.